20. Talmud Yahudilerin Tevrat'tan sonraki kutsi kitaplarıdır. Sözlü emirler dedikleri kitaptır. Talmud iki kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar Mishna ve Gamara'dır. Mishna İbranice tekrar demektir. Sözlü emirlerin kanun haline getirilmiş ilk halidir. Yahudi itikadına göre Allahü Teala Musa aleyhisselama Tur dağında Tevrat kitabını yazılı emirleri verdiği gibi bazı ilmleri yani sözlü emirleri de söyledi. Musa aleyhisselam bu ilimleri Harun, Yuşa ve Eli Azara aleyhisselam bildirdi. Bunlar da kendilerinden sonra gelen peygamberlere bildirdiler. Eli Azar Şuayb aleyhisselam'ın oğludur. Miratü kainat Uzeyir aleyhisselama Yahudilerin Azra dedikleri müncitte yazılıdır. Bu bilgiler nesilden nesle yani hahamlardan hahamlara rivayet edildi. Milattan önce 538 ve milattan sonra 70 senelerinde çeşitli mişnalar yazıldı. Bunlara Yahudilerin adetleri, kanun müesseseleri, hahamların bir mevzudaki tartışmaları ve şahsi görüşleri de karıştırıldı. Böylece mişnalar hahamların indi görüş ve münakaşalarını ifade eden kitaplar haline geldi. Yahudi hahamlarından Akiba Bunları topladı ve kısımlara ayırdı. Talebesi Haham Meir, bunlara ilaveler yaparak basitleştirdi. Daha sonraki hahamlar, bu rivayetlerin tehlifi ve bir araya toplanması için çeşitli usuller ve şartlar koydular. Böylece pek çok rivayetler ve kitaplar zuhur etti. Nihayet bunlar, Mukaddes Yahuda'ya, Judah Hanesi'ye ulaştı. Yehuda bu karışıklıklara son vermek için Miladın ikinci asında bu kitapların en sağlam kabul edilenini yazdı. Yehuda mevcut nüshalardan bilhassa Meir'in yazdığı nüshadan istifade ederek 40 yılda bir kitap vücuda getirdi. Bu kitap diğerlerini içinde toplayan en son ve meşhur Mişna oldu. Mişna'nın yazılmasına iştirak eden, fikirleri Mişna'da yazılı olan, miladi birinci ve ikinci asırda yaşayan Yahudi hahamlara, Tannaim, yani muallim derler. Yehuda, en son muallimlerdendir. Hakim diye de tabir olunurlar. Gamara'nın toplanmasına iştirak eden hahamlara, Amoraim, yani izahçılar derler. Bunlar muallimlerin fikirlerinin yanlışını çıkaramaz ancak izah edebilirler. Milattan sonra 6. ve 7. asırlarda Talmuda şerh ve ilave yapanlara Saboraim yani akıllılar veya münakaşacılar denildi. Talmudu şerh ve tefsir eden hahamlardan Yahudi konsillerinin başkanı olanlarına geonim denilir ki fetva veren demektir. Konsil başkanı olmayanlara ise posekim yani karar verenler, tercih edenler derler. Yahudadan sonra gelen hahamlar Mişna'ya ilave ve şerhler yapmışlardır. Mişna'nın lisanı kendisinde Yunanca ve Latince'nin tesiri görülen yeni İbranice, Neo-Hebrev'dir. Mişna'nın yazılmasından maksat, yazılı emir kabul edilen, Tevrat'ı tamamlayıcı olan sözlü emirleri tanıtmaktır. Yehuda'nın yazdığı Mişna'ya almadığı ve diğer hahamların yazdığı Mişnalardaki malumatlar sonradan toplandı. Bunlara ilaveler, Tosefta denildi. Mişnalar, Tevratlardan daha basit olup, kelime ve cümle şekilleri onlardan çok farklıdır. Emirler umumi kaideler şeklinde bildirilmiştir. Dikkat çekici misaller verilmiştir. Vaki olmuş hadiselere bazen rastlanılır. Emirler beyan edilirken kaynak olarak Tevratlarının ayetleri verilir. Mişna altı kısımdan müteşekkildir. 1. Zeraim tohumlar. 2. Moed mübarek günler, bayram ve oruç günleri gibi. 3. Naşim, kadınlar. 4. Nezikin, zararlar. 5. Kedoşim, mukaddes şeyler. 6. Tehera, taharet, temizliktir. Bunlar, 63 risaleye, risalelerde cümlelere taksim edilmiştir. Gamara, Yahudilerin Filistin ve Babil'de iki mühim dini mektepleri vardı. Bu mekteplerde Amoraim izahçılar denilen hahamlar Mişna'nın manasını açıklamaya, tezatları düzeltmeye, örf ve adetlere dayanarak verilen hükümlere kaynak aramaya, olmuş veya olmamış yani teorik meseleler üzerinde hükümler vermeye çalıştılar. Babil'deki hahamların yaptıkları şerhlere Babil Gamarası denildi. Bu Gamara Mişna ile beraber yazıldı. Meydana gelen kitaba Babil Talmudu denildi. Kudüs'teki hahamların yaptıkları şerhlere de Kudüs Gamarası denildi. Bu gamarada da Mişna ile beraber yazıldı. Meydana gelen bu kitaba Kudüs Talmudu denildi. Filistin Gamarası bir rivayete göre miladi 3. asırda tamamlandı. Babil Gamarası miladın dördüncü asrında başladı ve altıncı asrında tamamlandı. Daha sonra Kudüs ve Babil şerhleri tefrik edilmeksizin, Mişna ve bir Gamara'ya Talmud tabir edildi. Babil Talmudu, Kudüs Talmudunun üç misli daha uzundur. Yahudiler, Babil Talmudunu, Kudüs Talmudundan daha üstün tutarlar. Mişna'nın bir iki cümlesi bazen, Talmud'da on sahife anlatılır. Talmud'un anlaşılması, Mişna'dan daha zordur. Her Yahudi, din eğitiminin üçte birini Tevrat, üçte birini Mişna, üçte birini de Talmud'a ayırmak mecburiyetindedir. Hahamlar, Talmud'da, bir kimse kötü bir şeye niyet etse, onu yapmasa bile, günahkar olacağını bildirmişlerdir. Onlara göre, hahamların nehyettiği bir şeyi yapmaya niyet eden kişi nets, pis olur. Bu itikatların, inançların kaynağı olan Talmud'a Müslümanlar Ebul Encas, necasetlerin babası demiştir. Hebrev literatür sahife 17. Yahudiler Talmud'a inanmayanı, onu kabul etmeyeni Yahudi saymazlar. Bunun için Yahudiler sadece Tevratı kabul eden ve ona bağlanan Karaim Yahudilerini Yahudi kabul etmezler. Yahudi din adamları Kudüs ve Babil Talmudları arasında büyük farklar, tezatlar olduğunu itiraf etmekten sakınırlar. Babil Talmudu ilk defa miladi 1520-1522'de, Kudüs Talmudu ise 1523 senesinde Venedik'te basıldı. Babil Talmudu, Almanca ve İngilizceye, Kudüs Talmudu da Fransızcaya tercüme edilmiştir. Babil Talmudu'nun yüzde otuzunu, Kudüs Talmudu'nun yüzde on beşini, hikayeler ve kıssalar teşkil eder. Bu hikayelere Hagada derler. Yahudi edebiyatının esasını bu hikayeler teşkil eder. Mekteplerinde bunları okuturlar. Yahudi mekteplerinde hatta üniversitelerinde Tevrat ve Talmud'un öğrenilmesi ve öğretilmesi mecburidir. Hristiyanlar Talmud'a düşman olup ona şiddetle hücum etmektedirler. Hristiyanların Yahudilere yaptıkları zulmleri, işkenceleri kitabımızın çeşitli yerlerinde bildirdiğimiz için burada zikretmeyeceğiz. Ancak Hristiyanların Yahudilere Talmud'la ilgili yaptıkları zulümlerden kısaca bahsedelim. Fransa, Polonya ve İngiltere gibi Hristiyan beldelerde, Talmudlar toplattırılmış ve yakılmıştır. Yahudilerin evlerinde bile, Talmud bulundurmaları yasak edilmiştir. Talmud hükümlerini açıklayan en mühim kişiler, Yahudi dönmeleri, Nicolas Donin ile Pablo Cristiani'dir. Pablo Cristiani, miladi 13. asırda Fransa ve İspanya'da yaşamıştır. 1263 senesinde İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılan münazarada, hahamlar, Talmud'un katı prensiplerine ve yazılarına karşı varid olan suallere cevap veremediler. Bunları müdafadan aciz kaldılar. Elkenzül kenzül fi Kavaidit Talmud kitabının beyanına göre Talmud'da İsa aleyhisselamın cehennemin derinliklerinde zift ve ateş arasında olduğu, Hazreti Meryem'in asker pandira ile zina ettiği, kiliselerin necaset dolu, pislik olduğu, papazların kelplere, köpeklere benzediği, Hristiyanların öldürülmesi lazım olduğu gibi hususlar yazılıdır. 927 Miladi 1520'de papanın izniyle Babil Talmudu, üç sene sonra da Kudüs Talmudu basılmış, bundan otuz yıl sonra Yahudiler için felaketler zuhur etmiştir. 9 Eylül 1553'te Roma'da ele geçirilen bütün Talmud nüshaları yakılmıştır. Bu hal diğer İtalya şehirlerinde de tatbik edilmiştir. 1554 senesinde Talmud ve diğer İbranice kitaplara sansür konulmuştur. 1565'te Papa, Talmud kelimesinin kullanılmasını dahi yasak etmiştir. 1578-1581 seneleri arasında Talmud, Bazel şehrinde yeniden basılmıştır. Bu baskıda bazı risaleler çıkarılmış, Hristiyanlığı kötüleyen birçok cümleler kaldırılmış, birçok kelimeler de değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra papalar yine Talmudları toplatmışlardır. Endülüs Emevi sultanlarının dokuzuncusu ikinci hakem Haham Yosef ben Masesa emrederek Talmudu Arapçaya tercüme ettirmiştir. Okunduktan sonra bu tercümeye keseye konan pislik ismi verilmiştir. İkinci hakem 366 miladi 976'da vefat etti. Karaim Yahudileri Talmudu reddetmiş ve bunu bid'at kabul etmişlerdir. Talmud'a göre kadın, dini mekteplere alınamaz. Çünkü hafif akıllıdır ve ona din eğitimi şart değildir. Kim kızına Tevrat öğretirse, ona kötü bir şey öğretmiş olur. Cümlesi, haham eliazerindir. Mişna, naşim, kadınlar, sotak kısmı 216. Yahudi haham, Musa bin Meymun, bundan maksadın Tevrat değil, Talmud olduğunu zikretmiştir. Talmud, müneccimliğin insan hayatına hükmeden bir ilm olduğunu bildirmektedir. Talmud, güneş tutulması milletler için kötü bir alamettir demektedir. Evil ay tutulmasının ise Yahudiler için kötü bir alamet olduğu yazılıdır. Talmud, sihir ve kehanetlerle doludur birçok şeyleri ifritlere, demons bağlamışlardır. Haham Ravhunr her birimizin sağında on bin, solunda on bin ifrit, şeytan bulunur demektedir. Haham Rabba ise havradaki va sırasında zuhur eden izdiham ifritler sebebiyledir. Elbiselerin eskimesi ifritlerin sürtünmelerindendir ayakların kırılması yine ifritler sebebiyledir demektedir. Talmud'da şeytanların öküzlerin boynuzlarında raksettikleri, şeytanın Tevrat okuyanlara zarar veremeyeceği, cehennem ateşinin Beni İsrail'in günahkarlarını yakmayacağı yazılıdır. Yine Talmud'da Beni İsrail'in günahkarlarının 12 ay cehennemde yanacağı, kıyameti inkar edenlerin ve diğer milletlerden olan günahkarların elim bir azab içinde ebedi olarak kalacakları, orada vücutlarının kurtlarının ölmeyeceği ve ateşlerinin sönmeyeceği yazılıdır. Yine bazı hahamlar Talmud'da ruh cesetten ayrıldıktan sonra hesap olmadığını, günahlardan cesedin mesul olduğunu, Ruhun cesetten mesul olmasının mümkün olmadığını yazmışlardır. Başka bir haham da yine Talmud'da buna itiraz etmiştir. Talmud'da hahamlardan bazıları insan ve karpuz yaratmaya kadirdir diye yazılıdır. Bir hahamın bir kadını dişi merkep haline getirdiği, üzerine bindiği, onunla çarşıya gittiği, sonra da başka bir hahamın onu eski haline çevirdiği Talmud'un rivayetlerindendir. Talmud'da hahamların harikulade işleri, yılanlar, kurbağalar, kuşlar ve balıklara ait pek çok efsane ve kıssaları yazılıdır. Yine Talmud'un beyanına göre ormanda bir yırtıcı hayvan olup Rum Kayseri bunu görmek istemiş. Bu hayvan Roma'ya 400 mil yaklaşınca kükremiş, ve Roma şehrinin duvarları yıkılmıştır. Yine Talmud'un beyanına göre, ormanda bir yaşında bir öküz, Tur dağı kadar imiş. Çok büyük olduğu için, bunları kurtarmak, Nuh aleyhisselama çok zor gelmiş ve bunlardan sadece birini, boynuzlarından gemiye bağlamış. O zamanın, Basan, Bolan beldesinin maliki olan Avç, Vücudu çok büyük olduğu için gemiye binememiş. O da öküzün sırtına binmiş. Bu melik avuç, dünya kadınlarından biriyle evlenen bir melekten doğan amalik alılardan imiş. Ayağı kırk mil uzunluğundaymış. Akıl ve mantığın asla kabul edemeyeceği daha nice safsatalar. Yine Talmud'un bildirdiğine göre, Titus mahvede girmiş. Kılıcını çekerek, mabedin perdesini parçalamış ve perdeden kan akmış. Onu cezalandırmak için bir sivrisinek gönderilmiş ve beynine girmiş. Titus'un beyninde sinek güvercin gibi oluncaya kadar büyümüş. Titus ölünce kafası açılmış. Sivrisineğin bakırdan bir ağzı ve demirden ayakları olduğu görülmüş imiş. Hahamların öğrettiği şeylere itiraz edenlerin cezalandırılacağı, bir Yahudi bir yabancı yanında bir Yahudinin aleyhine şahitlik yaparsa lanetleneceği, bir Yahudinin yabancıya karşı yaptığı yeminin hükmü olmadığı yine Talmud'un beyanlarındandır. Talmud'un Hoşem Hamishpat, Yoreh Deah, Sultan Ara kısımlarında Yahudi olmayan kimselerin kanını akıtmak Allah'a kurban takdim etmektir. Yahudilik maksat ve gayesi için işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla mübahtır. Yalnız Yahudi olanlara insan gözüyle bakılır. Yahudi olmayanlar birer hayvandır. Allah dünyanın bütün servetini sadece Yahudilere tahsis etmiştir. Hırsızlık etmeyiniz emri sadece Yahudiler içindir. Diğer milletlerin canları ve malları helaldir. Yahudi olmayanların ırzı, namusu helaldir. Zina etmeyeceksin emri Yahudiler içindir. Yahudi olmayanın malını çalan ve işini elinden alan bir Yahudi iyi bir iş yapmıştır. Emirlerimizi Yahudi olmayan birine haber vermek bütün Yahudileri katledilmeleri için ihbar etmekle aynıdır. Yahudi olmayanlar kendileri için öğrettiğimiz şeylerden malumat sahibi olunca bizi sürgün ederler. Ziraatten daha aşağı bir iş yoktur gibi cümleler vardır. Talmud'da Yahudilerin bekledikleri Mesih için Mesih Yahudi olmayanları harp arabalarının tekerlekleri altında ezecektir. Büyük harp olacak ve insanların üçte ikisi ölecektir. Yahudiler galip olacak, mağlup olanların silahlarını yedi sene yakacak olarak kullanacaklardır. Diğer milletler, Yahudilere itaat edeceklerdir. Mesih, Hristiyanları kabul etmeyecek ve onları tamamen imha edecektir. Bütün milletlerin hazineleri, Yahudilerin ellerine geçecek, Yahudiler çok zenginleşecekler. Hristiyanlar yok edilince, diğer milletlerin gözleri açılacak, onlar da Yahudi olacaklardır. Böylece Yahudiler dünyaya hakim olacak, dünyanın hiçbir yerinde Yahudi olmayan kimse kalmayacaktır demektedir. Tembih bir. İş bu. Cevap veremedik kitabı gösteriyor ki Hristiyanlar ve Yahudiler her zaman Müslümanlara saldırmış, kitapları ile, radyo ve televizyonları ile ve devlet kuvvetleri ile İslamiyeti yok etmeye çalışmışlardır. Bu saldırılarının başarılı olması için önce İslam ilimlerini, İslam alimlerini yok etmişler. Gençlerin dinden habersiz, cahil yetişmelerini sağlamışlardır. Hristiyan misyonerlerinin ve hain komünistlerin tuzaklarına düşerek onların hilelerine, yalanlarına aldanan İslamiyetin meziyetlerini, üstünlüklerini ve ecdadının şanlı şerefli başarılarını öğrenmekten mahrum bırakılan müslüman evlatlarından bazıları zamanla söz ve yazı sahibi oldular. Ötede beride cahilce, ahmakça konuşmaya başladılar. Mesela dedelerimiz çöl kanunlarına tabi olmuş, İslam'ın akıllara, fikirlere vurduğu kara zincirler içinde hareketsiz kalmış, ilk çağ hayatı yaşamışlar öldükten sonra dirilmek varmış. Cennetlerde nimetler, eğlenceler, cehennemde ateşte yanmak varmış gibi telkinler altında dünyadan soğutulmuş. Tanrı dedikleri ne olduğu belirsiz birisine tevekkül ederek tembel, miskin hayvan gibi yaşamışlar. Biz onlar gibi gerici değiliz. Üniversiteyi bitirdik. Avrupa ve Amerika medeniyetini, bunların fende teknikteki ilerlemelerini takip ediyoruz. Zevk ve eğlence içinde yaşıyoruz. Namaz, oruç gibi şeylerle zamanımızı öldürmüyoruz. İlerici aydın kimsenin camide, Mekke'de işi ne? Oğlan kız bir arada, çalgı, şarkı, içki, kumar gibi zevkler, eğlenceler bırakılıp da, namaz, oruç, mevlit gibi can sıkıcı şeylerle ömür çürütülür mü? Cenneti cehennemi kim gitmiş kim görmüş yaşadığımız tatlı hayat bir vehim bir hayal için terk edilir mi diyorlar Halbuki özendikleri övündükleri dünya hayatı geçip gitmekte hayal olmakta sevdiklerinden ayrılmaktadırlar Bu zavallı kimselerin imrendikleri aydın ilerici modern dedikleri Avrupalı, Amerikalı devlet, siyaset, fen adamlarının ve benzemeye özendikleri milyonlarca batılının öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme, Allahü Teala'ya ve peygamberlere inandıklarını, her pazar günü akın akın kiliselere giderek ibadet ettiklerini bu kitabımızdan öğrenerek insafa gelmelerini, aldatılmış olduklarını anlamalarını dileriz. Tembih 2. Hristiyanların ellerinde bulunan dört İncil kitabının Allahü Teala tarafından gönderilmiş olan İncil olmayıp papazların yazdığı tarih kitabı oldukları, Yahudilerin okudukları Tevrat ve Talmud'un da hahamların uydurdukları yazılarla dolu olduğu bu kitabımızda vesikalarla ispat edilmiştir. Kur'an-ı Kerim ise Allah'ın sevgili peygamberi olduğu sayısız mucizelerle meydanda olan Muhammed aleyhisselamın getirdiği Allah kelamı olduğu güneş gibi meydandadır. Aklı ve ilmi olan Hristiyanların ve Yahudilerin bu hakikatleri anlayarak seve seve Müslüman olduklarını gazetelerde her gün okuyoruz.